Dev gibi abi ya, bu ne ya? Bak civcivi maçan anne. Pony pony pony. Ustane pony. Pony. Ne yapacak kızım? Ne yapacak kızım? Ne yapmış sen? Sen ne yapmış kızım? Günaydın kızım, günaydın, günaydın pony. Günaydın, günaydın. Günaydın pony me. Günaydın pony me. Ne yapıyorsun şu an sen? Selamünaleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? Ben idare ediyorum. Bugün daha iyiyim en azından. Bu ara böyle dinleniyorum. 1+1 gidiyorum kafamda. Daha da iyileşeceğim inşallah. İşte bu hastalık da öyle bir şeymiş ki 10-15 gün sürüyor arkadaşlar. Oh. Hadi büyüdüm. Tamam, sizi çıkartacağım. Günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın. Özlemişim. Çok da yaklaşamıyorum da. Bakalım şurada yumurtaları falan var. Şu lastiği koydu. O zaman. Oo. Var. Salmaya da başlamışlar. Baksana. Arkadaş. Hem de iki tane. Maşallah. Dev gibi abi ya. Bu ne ya? Dev gibi ya. Ya bu. Allah Allah. Bu var. Şey çıkardı. Tamam, buraya salsın bunu. Demacı salıyorlar. Neyse. Hiç bozmayalım ben de. Biraz biriktirsin beneş. Maşallah. Harika ya. Bunun da ayağı halen iyileşmedi. Babam sardı. Alçıya bile aldı. Artist. Artist alttan sana bir ferikler geliyor var ya. Aklını şaşacak. Az büyütelim. Şuradaki cimcime tavşanları mı biliyorsunuz mu? Bak. 3 tane yavru tavşanım var burada da. O büyükler orada yavruluyor. Yavrular alıyor bu tarafa. Hello. Ah, euzubillahimineşşeytanirracim. Oy, siz yeşillik mi yiyorsunuz? Hadi video. Neyse, bugün de çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu boğaz meselesi benim için sıkıntı arkadaşlar. Ama hava çok güzel maşallah. Hele tavuklarına baksana. Hepsi bizi bekliyor. Günaydın. Siz beni mi bekliyorsunuz? Kapıyı mı açacağım zannediyorsunuz? Raptor. Rahat beğendisin. Benim havuzunu da tekrar yapmadım. Bir branda alacağım ki. Sıfırdan yapayım bunu da. Böyle olmuyor. Bıldırcınlar bekliyorum çıkınca. Onlar da ayrı sıkıntı bizim için. Euzubillahimineşşeytanirracim. Açmıyorum ya da. Ya arkadaşlar, sürekli bana cinslerden soruyorsunuz. Şu an cins yumurtamız. Yok, adam Brahma soruyor bana ya. Brahma mı yok? Andadaş boğlar. Horozları da attık. Çok arayan soran oldu da. Çok uzaktan istiyorsunuz işte, Antalya'dan. Uzak yerlerden, yani bize bayağı uzak yerlerden istiyorsunuz. Bu da şöyle bir sıkıntı oluşturuyor bizde. Gönderimde sorun oluyor. Biz gönderebiliyoruz ama sizler gönderim sırasındaki gönderim ücreti biraz sıkıntı. O yüzden insanlar birden vazgeçebiliyor. Bu hayvanlara gel gel. Ay maşallah maşallah. Buraya iki tane daha horoz atacağız. Tabi bu hafta, önümüzdeki hafta Ramazan'a mı denk gelir bilmiyorum. Bu ay içerisinde 2-3 yere de gitmem gerek. Hastalık biraz eşantiyon oldu benim için. Beklediğim bir reaksiyon değildi yani şu hastalık. Hayırlısı işte, yapacak bir şey yok. O yüzden bazı planlarımı maalesef küçükleri ertelemek zorunda kaldım.
Sıkıntı yok. Yapacağım. İki tane daha fazla horoz var sürüde. Onları çıkartacağız. Ondan sonra şu cinsler zaten bura bura. Şu horozlar orada dursun. Horozlar da bir şekilde gider. Birkaç haftaya, aya. Dadaş kovalar. Burada şu an bir. O horozlar da çıkınca iki tane kafesimiz boşa düşecek. Aynen. Bir, iki, üç kafes boşa düşecek. Şurayı da sayıyorum da burayı şu an babamla hasbihal yapıyorum. Kandırabilirsem civcivhane yapacağım orayı. Daha önce de demiştim ya, civcivhane hanesi yapacağım. Pirket olan kısımları, sadece pirket kısımları. Güzel olacak. Burada saramalarım zaten. İyileşir iyileşmez ilk işim arkadaşlar. Şu 1, 2, 3, 4 kafesi de temizleyeceğim ve dezenfektan yapacağım. Nasip olursa. Ha, full çeker miyim? Hepsini bilmiyorum ama bir kısmını çekeceğim herhalde. Şimdi de makinemize bakalım. Her sabah rutin olarak bunları yapmam lazım. Çocuklardan ses sadayı falan. Kıldırcınlarımızı halen bekliyoruz. Bakalım o zaman başlar çıkın. Bu akşam olabilir. Yarın başlayabilir. Ah, bakacağız. Bakacağız abi, bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Tamam. Bro. Şu sepeti de alayım mı? Aldım bile. Halka dışarı çıkartacağım. Yemleme yapmayacağım. Bir tık dolaşsınlar. Etrafta yeşillenmiş zaten. Şöyle bakın, rengarenk sürümüze. Elhamdülillah. Böyle sabah çıkartınca hayvanları hemen dağılıyorlar. Biraz da yemlensinler istiyor. Bu hafta nasip olursa yarın öbür gün ne olur bilmiyorum. Öbür gün de olabilir. Bir size şu yumurta ve tavuklar nasıl gurk düşürtürsünüz, onun tarifini vereceğim. Diyeceksiniz ki tamam. Ama düzenli uygularsanız görürsünüz zaten etkilerini. Şimdi biraz bekleyeceğim. Tarda çiftleşir hayvan. Tarda çiftleşir lan. Tarda, tar, tar ona. Bir like'ınızı alırım bu arada. Çünkü size bir sürprizimiz var. Bir önceki videomda biliyorsunuz civcivler çıkmaya başlamıştı. Şu an civcivlerimiz tamam. Şunu da koyayım. Ben hızlı bir şekilde gidip tavşanların içini hallederim. Videoyu diler sarmazsa sevinirim. Bu arada küçük kesitler, bilgiler atıyorum. Görmüyorsunuz. Şu an oraya gireceğim. Orada çok toz. Boğazımı şu an tekrardan şey yapmak istemiyorum. Enfeksiyon kaptırmak istemiyorum. O yüzden yem atmayacağım. Şu an hiç bekleme. Birazcık dolaşacağım. Yemleyince sıkıntı oldu. Şu kafeslerin birine kıldırcınlar alabilirim. Şurada olabilir. Bir planımız o yönde, bakalım. Botanik olarak yaptığım kıldırcın kümesi var ya arkadaşlar. Çimler bitmedi. Tohumlar herhalde yedi bir şey. Çözemedim. Artık herhalde hazır. Çim alıp gelip sereceğim. Gibi bir şey olacak. Tavşancıklar. Merhaba. Yavrular var mı yeni? Onu da merak ediyorum. Şimdi bakacağız. Tavşanların yavruları var mı? Maviş kral. Dondi, dondi sani, dondicim benim, dondi. Şöyle çöttecine bak ya.
Şurada olabilir. Aa, doğum yapılmış. Burada hem de iki parça. Bir şurada var yavrular. Bir de şu dipte var. Hareket ediyor zaten. Ama çok da fazla dokunmak istemiyorum tabii. Annesi buraya girip çıkıyordur. Hiç dokunmayalım. Güzel. Güzel abi. Şu arkalarda yeni yavru var mı? Hiç bazen çünkü hiç görmediğimiz şeyler oluyor. Şurada bayağı bir ot bir sürü var. Ha, buraya da doğum yapılmış. Güzel. Tavşan üretimimiz çok iyi. Çok şükür. Tavşan üretimi de kalmıyor. İnşallah sandığımızdan daha iyi bir verim alacağım bu yıl. Tavşanlarda da. Gel bakayım. Gel bakayım gel. Gel. Bak yem gel. Kuşum sen kurt der miydin lan? Şu et pisici seni. Gerekli sen kurt olacak mısın? Sen yatırma kurtulsun senden. Al hadi be. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Canınızı yere. Üstünde alfa. Yine atladırlar adamı. Ha, bu alfa değil. Alfa burada. Alfa al. Yem, ye. Doğru alfa sana. Yukarıda. Hadi koş. Çok yem vermeyeceğim. Sona doğru vereceğim. Etraf biraz çimlenmiş. Zaten sabah dağılınca hemen yemlenmiyorlar. Biraz takılıyorlar sağda solda. En son yeme geliyorlar. Aslında nasıl dağılmışlar etraftalar. Biraz otlansınlar. Sonra yemleyelim arkadaşlar. Bu hafta mı olur? Önümüzdeki hafta mı olur? Ya bu hafta yapmak isterim aslında var ya. Şu kazlara dışarıya yuva yapacaktık ya tuğlularla. Şuraya dedim de kümes yapalım şu kısmı falan. Ya çok istiyor o konuyu. O mevzu benim için önemli aslında da. Ramazan'a mı denk getiririz? Ramazan'dan sonra mı yaparız onu bilmiyorum ama yapacağız artık bu şekilde. Heh, dağılın uşaklar. Hava da güzel sıcak. Sıcacık değil mi? Aynen. Aha. Ha babam Sultan'ı dışarı bırakmamış. Sultan da dışarıda dolaşıyor var şu sürede. Kuşu? Ne yapıyorsun? Neyse bakacağız. Dindarari rari rari rari. Dindarari rari rari. Dindarari rari rari rari. Dindarari rari rari. Hop! Ne yapıyorsun? Nerede cücükler? Oo, yumurtaların üstüne kalkmış güzel. Güzel güzel. Aç gözünü. Pekmez su da var tamam. Yemimiz de var tamam. Suyumuz çok fazla kızım. Tamam. Anne. Annem cücükler nerede? Ha? Ben cücükler nerede anne? Oğlum çok sert mi? Oo çok iyi. Çok iyi. Bize bir şey demiyor. Çok iyi. Bak civcivi maşallah anne. Maşallah maşallah. 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 Harikasın anne. Ay koçum gücü. Bu tatlılıklara bak. Al anne. Hah, yedi. Yedi. Şel de var arada. Icardi var, Icardi. Bir tane yeni Icardi var orada ya. Çok iyi. Kaç tane gücü var? Kaç tane çıkmamış acaba? Bayağı var gücü. Sayabilirsene say. 2, 4, 5, 6, 7 tane mi? 2, 8 tane. Çok iyi. 8 civcivimiz var.
saatlerce izleyebilirim arkadaşlar. Maşallah maşallah, şu arkadaşın 5 parmağı var şimdiden. Ay senin ha, hastayım ya, uçla. Neyse şu yumurtaları alayım da. Dua var. Tamam. ...2024 yılının ilk kurkumuz ve ilk civcivlerimiz. Bu kurktan özür diliyorum çünkü ben buna beceremezsin demiştim. Pek zannetmiyorum demiştim ve beni gerçekten utandırdı arkadaşlar. Helal olsun. Hiç bu kadar beklemiyordum. Gerçekten helal olsun sana kızım. 9 tane yakın civciv çıkartmış, 10 tane yumurta koymuştum. Bir tane de çıkmamış, gerisi hepsi çıkmış arkadaşlar. Muhteşem bir sonuç, muhteşem bir etki. Yumurtaların full dolu olduğunu da gördük. Karışık sürü yumurtalarım sağlam doluluk oranları. Ve civcivler de sağlıklı görünüyor. İnşallah buradaki genetikler belki 4'e 5'e çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü sadece şu tavukta bile en az 2-3 genetik vardı. Bir de onunla kırdırdıysak 3 veya 4 genetikli hayvanlar ortaya çıkmış olması lazım. Şu an civcivler altına aldı ve ısıtacak. Şöyle bir süreç izleyeceğiz tabii burada. Hayvanlar bir tık birazcık duracak. Anne buraya biraz dar. Çünkü burayı biraz gurk tavukları için yaptık. Yani sadece gurk düşsün. Civcivler çıkarttıktan sonra taşıyacaktım zaten. Şimdi nasip olursa birazcık kendine gelsinler. 2-3 gün içerisinde anne ve civcivlerini başka bir kafese alacağım. Buraya tekrar kurk yatıracağım. Bu yıl kurtlar hiç zayi etmeyi düşünmüyorum. Kurtlar kendi kendine üresin ve karışık sürümüzü artırsın istiyorum. Ve bu kadar çok kurku nasıl düşürttürebiliyoruz? Bak. İkinci sırada bu var. Bu yatacak inşallah. Seni yatıracağız. Küçük beynim. Bu da güzel bir kurk olacak tahminimce. Anne güzel damla olur bu. Sen de bir biten piren bak. Sen piren yok. Şimdi yumurtaları toplayacağım. Sen kurk değilsin. Fiziko. Tamam. Güzel. Sen neredesin içeride? Ha? Hello. Ha pontu. Tamam. Öbür kurk tavuğumuza da girip bakacaktım da neyse. Bunun da yumurtalarına çıkması herhalde bugün yarın çıkar. Çünkü öbüründen 2 gün sonra mı yatırdık? 3 gün sonra mı hatırlayamam ama çok olmamıştı yani. Aynen 2-3 gün oldu. Neyse yumurtalarını alalım. Bugün de siparişimiz var. İzmir'e hayırlı olsun. Dadaş hoş geldin. İzmir'e yumurta siparişimiz var. Onunla uğraşacağım, onu hazırlayacağım. Arkadaşlar uzak mesafe siparişlerimiz biraz da nasibinize. Yumurtalarımın doluluk oranı çok iyi ama mesafe uzayınca ben ta Erzurum'dayım biliyorsunuz. Yani batı tarafına yumurtalar giderken yolda neler oluyor bilmiyorum. Bazen misal örnek veriyorum 5 tane gönderiyor. İzmir'e misal 3 paket göndermişim. 3 paketten bir pakette sorun yaşadık. Nasıl sorun yaşıyoruz işte? Yumurtalarda bir şey görünmüyor ama çıkmadığını söylüyorlar. Ya bunu da bilmiyorum işte, makineden mi oluyor yoksa işte kargodan mı oluyor? Daha siz gördünüz kuluçka makinesinden de bakacağız da kurtların altına koyduğum karışık sürüler full dolu. Hıcı yumurta kaymadı. Bunu çok rahatsız etmemek lazım. Bunu çok rahatsız edersek kaçar. Maşallah yumurta verememiz de bu ara çok iyi. Çok şükür, çok şükür. Ne adam. Hamdolsun. Çaltıyor. Oh, maşallah. Maşallah orada hala da yumurta da var. Çok fazla var. Daha çoğusu bu folluğa salmış. Toplamaya devam edelim. Sen de ötüp durma oradan guguklu bu gibi ya. Bol bol dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şu tam bir iyileşeyim bir. Gerçekten çok zorlanıyorum şu an. Video çekerken nefes almakta zorlanıyorum, konuşmakta zorlanıyorum. Hemen bir an önce şu hastalıktan kurtulmak istiyorum açıkçası. Çünkü yapmak istedim. Çok fazla hastalık var. Çok şükür tamam. Yumurtada daldığımda göre tamamladık sayılır. Siparişimiz iyi. Burada da yumurta yok. Buralarda da zaten tadilat yapacağız. Hayır.
Ne ho 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 ho. Ne ho ho. Pony. Gel. Pony. Kaçmış. Bir like'ınızı alırım. Arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Bugün de böyle oldu ama ne yapayım? İyileşene kadar idare edin ben artık. Şöyle yanlarına bir oturayım istedim. Canlarım benim. Sürünün belli bir kısmı burada. Belli bir kısmı arkada. Belli bir kısmı o tarafta. Yani hepsi gelmiyor bu tarafa. Gelmediler daha doğrusu. Raptör aslanım benim ya. Maşallah var raptörü ya. Sana ya. Arkadaşlar yarım zurnam vardı ya benim. Tam zurna olma yolunda gidiyor. Yarım zurnayı sürümün ilerleyen zamanlarda lideri konumunda görmek istiyorum. Lider olamasa da çok iyi bir horoz olacak. Güzel büyüyor çünkü. Tam bir brakel horozu. Hatları, formu çok iyi maşallah. Karışık sürümde çalışmalarımda brakele çokça kullanmak istiyorum.
karma sürünün yumurtalarından alırken bu brakel horozum. Tabi Allah nasip kısmet ederse inşallah çiftleşirken o tavuklardan alacağımız yumurtalardan çıkacak hayvanları düşünün. Hem rengi sebebiyle hem de brakel cinsi yabani ırka çok yakın arkadaşlar. Genetiği de çok sağlam. Maşallah. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.